binaların patlamasına ve yıkılmasına yol açtı. Düz milyar para yaptı. 105 kişinin hayatını kaybettiği farklı yaşamların desteği soruşturmasında yeni bir kişi ve daha yaşandı. Sitenin müteahhiti ve aynı zamanda kardeşi olan ortağı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hatta 2. Sulh Ceza Mahkemesi gerekçe olarak taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olması için gösterdi. Site ilişkin daha önce sürede uygun inşa edilmediği ve kolon kesme iddialarıyla soruşturmalar başlatıldığı anlaşıldı. O kendine haber hiçbir yere vermiyorlar. Kahramanmaraş merkezi depremde Hatay'daki farklı yaşam rende sitesinin 4 bloğundan ikisi yıkıldı. 105 kişi hayatını kaybetti. Sitenin arsa sahibi Arif Sami Rende gözaltına alındı. Tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Adam bugün ne yapıyor? Farklı zaten? Yaşam rende sitesiyle ilgili soruşturmada bir gelişme daha yaşandı. Mahkeme 4 binanın müteahhidi olan F.Y. ve ortağı C.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına şüphelilerin ifadesinin alınması ve ardından serbest bırakılmayarak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda irtibata geçilmesi talimatı yazıldı. Gerekçesi taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak. Sitenin müteahhidi F.Y.'ye ulaşılamadı. Ancak 2014 ila 2021 yıllarındaki ortağı ve kardeşi gözaltına alındı. Siteyle ilgili daha önce de müteahhit ve arsa sahipleri arasında karşılıklı suç duyurularında bulunduğu anlaşıldı. Buna göre arsa sahibi Arif Sami Redde 2015 yılında sitenin müteahhidi gerekçesi.